Esselamu aleyküm. Aleykümselam hocam. Evet, Diyarbakır'a selamlar Sümeyya. Aleykümselam hocam. Aleykümselam hocam. Ümmü Gülsüm hangi şehirdeydi? Konya'dayım hocam. Konya'ya da selam. Evet, bugün Aleykümselam tekrar hocam. yeniden Arapça derslerine devam ediyoruz. Evet, Silsetülisan orta seviye kitabının birincisinin beşinci ünitesine varmış bulunuyoruz. Evet, ünitemiz Dersus Salis, yani müessesatun içtimaiye. Evet, müessese kurum demek. İçtimaiye, cemaa toplamak, içtima toplanmak. Yani toplum kurumları, toplumsal kurumlar şeklinde bir başlığımız. Bununla ilgili bir akıl hastaneleri ele alınacak. İki de yetimhaneler gündemimizde olacak nasipse. Evet, akıl hastaneleri ile ilgili metnimiz burada gördüğünüz gibi. Delileri konu alan bir metin karşımızda. Evet, akıl hastane ilk şeyimiz akıl hastaneleri. Evet. Şimdi şu an katılımımız ne durumda? Daha 22. Nerede millet? Evet, akıl hastanelerine geçmeden önce şu videoları sizlere gönderdim. Burada uzunca anlatılıyor. Geçmiş tarihlerden bu yana. Bunları siz izlersiniz. Onun dışında en son bazı fıkralara bakacağız. Şimdilik kendi konumuza dönebiliriz. Sanırım iki sayfa. Evet. Aklından zoru olan var mı aranızda? Kendini akıllı sanan var mı? Çevresinde akıl hastası olan var mı yakınında? Benim var hocam. Evet Alperen, kim? Uzaktan akrabamız hocam. Bizzat aynı ortamda bulunuyor mu? Olduğu oluyor, bulunduğum oluyor, evet. Nasıl Böyle gözlemlerin? hiçbir zararı yok hocam. Sadece işte pek kendi başına bir iş yapamıyor. Nasıl söyleyeyim? Kendi düşünemiyor, kendi edemiyor. O şekilde. Başkasının yönlendirmesiyle bir şeyler yapabiliyor. Herhalde hastanede kalmıyor, evde kalıyor. Yok, hastanede kalmıyor. Yok, fiziksel olarak bir sıkıntısı yok. Sadece biraz işte engel aklından. Neden olmuş öyle acaba? Baştan beri mi öyle yoksa sonradan mı? Doğuştan galiba hocam. Ha, doğuştan. Evet. Alperen, sence akılla zeka arasında fark var mı? Var hocam da nasıl Sen açıklanır? akıllı mısın, zeki misin? Yoksa ikisi de değil misin? Ben bilmiyorum hocam ya. Çevrende daha çok akıllı insanlar mı var, zeki insanlar mı var? Her türlü insan var hocam. Yani akıllı olan da oluyor. Ya zeki, akıllı olmak biraz daha böyle insanın kendinin çalışmasıyla alakalı bir şey mi? Zeki doğuştan insana gelen bir özellik mi oluyor? Evet. Akılla zeka arasında fark var. Herkes de hepsi olmuyor tabii. Ama ikisi bir insanda olursa müthiş bir insan oluyor. Akıl, yani Allah deli olmadıkça herkese bir akıl vermiş. Bu akıl geliştirilebiliyor. Daha çok Allah'a
dine, ahlaka bağlı oldukça gelişen bir özellik. Diğer türlü o akıl etkin kullanılamıyor. Ama zeka ise inanan inanmayan herkeste az veya çok olabilen bir özellik. Bu geliştirilemiyor. Çok zeki ise hep zeki. Geri zekalı ise hep geri zekalı kalıyor. Ama her ikisini birleştiren hem akıllı hem de zeki olan bir insanı da kimse tutamıyor. O yüzden ama şu var. Akıl mı zeka mı desen ikisinden akıllı seçmek lazım. Çok zeki olanlar bazen zekasını iyi kullanamıyorlar. Zekasına güvenip çok hata yapıyorlar. İşte hırslarına veyahut da basit hesaplarına yenik düşüyorlar. Çok zeki. Einstein olabilir, o bu olabilir. Zekasının şeyi esiri olabiliyor. Ama akıllı insan hataya düşmüyor. Vesveselere kulak vermiyor. Belki zekiye göre daha geride ama aklını kullanarak daha istikrarlı bir süreç sağlayabiliyor. Yani akıllı insan, yani görünürde zeki, toplumda zeki insan, akıllı insandan daha etkin görünür. İşte dersi anlatırsın, lep demeden leblebi anlar, her şeyi söyler, her şeye merakı vardır. Sanırsın ki yani en başarılı o olacak. Ama zekasının kurbanı olur. Ne denir? Çok zekidir. O gün sınav tarihinde aklına tutmaz. Mesela her şeyi bilir ama o gün sınav tarihini unuttur. Sınava gelmez. Yani bir yerde bocalar. Bir yerde ayağa kayar. Yani Allah'a gereken güveni göstermiyor. Zekasıyla böbürleniyorsa bir yerde ayağını kaydırır Allah. Ama akıllı insan ne denir? Yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde sonuca erer. Aynı şey gibi kaplumbağa tavşan gibi. Yani tavşan kendini hızlı sanıyor ama kaybediyor. Hayatta böyledir. Her zaman çok zengin olan ne denir çok arkadaşı olacak, çok mutlu olacak diye bir kaide yok. Bazen fakir daha mutlu olabiliyor. Bazen de akıllı zekiden daha başarılı işler yapıyor. Yani dünya hayatında Allah böyle enteresan bir düzen koymuştur. Yani toplumda bazı şeylerin görünen yüzüyle görünmeyen yüzü arasında farklar olabilir. Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir. Dolayısıyla İslam'la, ahlakla, imanla bütünleşen birisi aklını ne yapabilir? En uygun zeminde kullanabilir. Ben bunu kendimde bizzat yaşadım. Yani lise yıllarımı hatırlarım. Yani çok böyle ileri bir seviye değildim. Sınıfta pasif bir öğrenciydim ama ta ki böyle Arapça, Kur'an vesaire çalışmalarına yöneldikçe bazı şeyleri çok daha iyi görmeye başladığımı, hatta toplumda bunun da fark edildiğini gördüm. Yani önceden adı sanı geçmeyen kişinin daha sonra ne denir toplumda konuşulan kişi olduğunu gördüm. En basitten mesela ilkokul, ortaokulda sınıf başkanlıkları olurdu seçimleri. Aday olmak isterdim. Adayı bile gösterilmezdik. Veyahut da futbol şeyleri olurdu. Giremezdik. Yani zekamız yoktu. Aklımızı da kullanmıyorduk ama İslam'la daha haşır neşir olunca bu sefer ben istemeden toplumda ön plana çıkıyorsun. Bu işi yapsa yapsa Talha yapar diyorlar. İşte futbolda aranan kişi oluyorsun. İşte Kuveyt'te geliyorlar sana müdür diyorlar. Üniversitede imparator diyorlar. Yani bulunduğun çevrede akılla ne yapabiliyorsun? Tabii aklın bağlantısı Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Yani Cenab-ı Hak sana destek oluyor. Yani akılla Allah arasında bir ilişki var. Zekada o bağ kopuk. Dolayısıyla zekasına güvenen gururuyla kaybedebilir. Ama aklıyla zekasını birleştirirse o zaman onu kimse tutamaz. Diyelim böyle bir giriş yapalım. Anlaşıldı mı Alperen? Anlaşıldı hocam, sağ olun. Mantıklı geldi mi?
Evet hocam. Eyvallah. Sende de zeka var görüyorum. Valla bilmiyorum hocam ya. Ama zeka var görüyorum ama bazı konuşmalarında böyle vesvese, tereddüt, çekimserlik vesaire onu şeytan bağlantıyı keserek senin alabileceğin sonuca mani olabilir. Yani bu noktada akıl devreye girmesi lazım. Akılla zekayı birleştirirsen çok daha iyi sonuçlar alırsın. Mesela Arapçada yüksek not alırsın ama akılla birleştirirsen bu Arapçayı ne denir? Günlük hayatın her aşamasında daha farklı şekillerde kullanmayı hedeflersin. Yani artık alıcı değil verici noktasına gelebilirsin. Bu şekilde tavsiye etmiş olalım. Evet, konumuz bu arkadaşlar. Şöyle bir dinletelim. استمع واقرأ. قال علي بعد أن زار مستشفى الأمراض العقلية: هذه أول مرة أزور فيها مستشفى الأمراض العقلية مع مجموعة من زملائي في كلية الطب. وقد استقبلنا هناك الطبيب مهند الذي اهتم بنا وعرفنا أقسام المستشفى. البناء فيه ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول: رأيت فيه أشخاصاً بسيطين وهادئين، فسألت أحدهم: ماذا تفعل هنا؟ فقال لي: أتيت إلى هنا لأعالج بعض المجانين. ورأيت بعضهم يسخر من الآخر ويصفه بأنه مجنون، وشخصاً يقول لنا: إن أينشتاين لم يصبح عالماً بل مجنوناً، وشخصاً ذهب يحدث زملائه بأننا من الفضاء وغيرهم. هؤلاء المرضى يجعلونك تضحك أحياناً ويجعلونك تتألم أحياناً أخرى. أما القسم الثاني فرأيت فيه مرضى مصابين بالقصور الدماغي، فتشعر أنهم كالأطفال المحتاجين إلى من يعتني بنظافتهم بشكل مستمر. أما القسم الثالث فلم نتمكن من دخوله لأن فيه مرضى عدوانيين، لم ندخل إليهم ولم نرهم، فهم بحاجة إلى عناية خاصة. وعندما خرجنا قلت لصديقي زياد: الحمد لله على نعمة العقل، فهي من أكبر نعم الله على الإنسان. فقال زياد: نعم الحمد لله. فبعد هذه الزيارة أدركت جيدا أهمية وجود هذا المستشفى، فهو يقدم لهؤلاء المسكن والطعام والشراب والعناية الصحية الجيدة. Evet, biraz uzunca bir parça olduğu görünüyor. Dediğimiz gibi akıl hastanesi ile ilgili bir metnimiz. Evet, buna göre قال علي بعد أن زار مستشفى الأمراض العقلية. Evet, burada dün anlattığımız konu itibariyle ne dikkatinizi çekiyor? Böyle bir ters bir durum var mı? قال علي بعد أن زار مستشفى الأمراض العقلية. Hocam bu enden sonra şey gelmiş. Mazi fiil gelmiş. Benim direkt o gözüme evet. çarptı. Harika, harika. Evet hocam. Evet, buraya not almışım. Ba'de en yezura, ba'de en zara. Evet, dün biz nasb eden edatları gördük. Onlardan bir tanesi de endi arkadaşlar. Normalde biz ne dedik? Muzari fiilin önünde eni gördüğümüz zaman o muzari fiil nedir? Mansup bil fethadır. Ama şunu demedik. Mazin veyahut da emrin önüne gelmez. Gelirse ne denir? Muzariye irabına etkisi var dedik. Ha, çoğunlukla enden sonra yani %90 muzari fiil gelir. Ama mazi gelmesi de caiz arkadaşlar. Yani geçmişe yönelik bir mana varsa ne denir? Mazi fiil kullanmamız caizdir. Aha, bu da fetha bitmiş.
Ba'de en. En o zaman mazi fiil mi fetha yapıyor? Bunu zeki birisi cevaplar. O zaman kural maziye de mi geçerli? Yani öyle gözüküyor hocam. Zaten fetha değil mi hocam? Zaten evet, aslı fetha değil mi? Alperen evet yakaladın. Buyur. Ne demek istiyorsun? Açıkla. Normalde de zaten fetha olarak kullanıyorduk hocam. Yani biz ona nahivde ne diyoruz normalde mebni, dediğimiz şey? Mebni yunan el fetha. Heh. Evet burayı istiyordum. Mazi fiiller mebnidir. Mebni olduğu için en, len neyi koyarsan koy etkilemez. Zaten hüve kısmı mebni yunan el fetha'dır. Yani burada fetha gelmesi şans eseri. Yani burada en geldiği için fetha olmamış. Zaten fethaydı. Fetha olarak kaldı. Dolayısıyla böyle bir farkı da söyleyelim. Yani mazi fiiller mebnidir. Yani hiçbir şekilde harekesi değişmez. Buradan en'i de kaldır. Kaldırma değişen bir şey yok. Tabii en'den sonra genellikle muzari fiil gelir. Mazi gelirse de şaşırmayınız. Şaşırmayınız. Evet. Kale Ali. Ali dedi ki ba'de enzara ziyaret ettikten sonra müsteşfel emradil akliye. Evet akıl hastalıkları. Emrad, maraz, maradun. Onun çoğulu akliye sıfat olarak gelmiş. Akıl hastalıkları hastanesini ziyaret ettikten sonra dedi. Tabi burada zaten mana geçmiş zaman olduğu için zara daha rahat bir şekilde kullanılmış. Daha geçmişe yönelik mana olması için. Evet, ikincisinde ne diyor? Hâzihi evvelü merratin ezuru fîhâ müsteşfel emrâdil akliye ma' mecmu'atin min zümelâi fî külliyete tıp. Evet, burada arkadaşlar güzel bir kalıp var. Hâzihi evvelü merratin fîhâ kalıbı. Onu da burada işlemiştim. Evet, bu kalıba dikkat edelim. Evet burada farklı bir örnek vermişim daha kısası. هذه اول مرة اقرأ فيها القرآن. İlk defa Kur'an okuyorum ve hatta bu ilk Kur'an okuyuşum. هذه bu demek. اول مرة ilk kez اقرأ okuyorum. Buradaki فيها مرة'ye gidiyor. Kur'an yani Kur'an'ı ilk okuyuşum. İlk defa Kur'an okuyorum. Orada da ilk defa akıl hastalıkları hastanesine gidiyorum. Diğer bir kelime de mecmua min. Mecmua. Türkçe'ye de geçmiş bir kelime. Cema'a. Fiilinden gelmiş. Cema'a toplamak demek. Mecmu toplanan. Yani grup nedir? İnsanlar bir araya geliyor, toplanıyor, grup oluyor. Oradan yorumlayabilirsiniz. Evet o açıdan bakarsak evet, bu yani tıp fakültesinde bir grup meslektaşımla akıl hastalıkları hastanesine ilk girişimdir. Yani bu şu an yaptığımız faaliyet yani akıl hastalıkları hastanesine yapmış olduğumuz bu ziyaret tıp fakültesindeki bir grup meslektaşımla yaptığım ilk ziyarettir diye bilirim. Bunun yerine siz yani şu bölgeyi sabit bırakıp ne denir? Gerekli değişiklik yaparak cümle kurabilirsiniz. Mesela ne diyebiliriz? Size çevirtirsem. Cumartesi günü ilk defa top oynadım. Nasıl deriz mesela? Hocam oradaki fiili şey olarak mı yapacağız? Oynadın dediniz ya mazi mi getireceğiz oraya? Yoksa hani kalıp dediniz ya yani fiilde değişiklik oluyor mu orada? Değiştirmene gerek yok. Sadece şuraya fiili هذه أول مرة لعبت فيها. لعبت فيها. يوم السبت. فيها ne oynadın? Kuretel kadem yevme sebt diye burayı devam ettirebilirsin. Yani şurası sabit.
Şurası sabit. Şuraya bir fiil koyuyoruz. Bundan sonra da fazlalıklar varsa buraya koyarak cümlemizi tamamlayabiliriz. Yani mantığı şu. Hadihi mübteda bu. Evvelü mevratin bu. İlk kez oluyor. Ne ilk kez oluyor? Ziyaret etmem. Fiha buraya gittiği için. Yani bu ilktir. Ne ilktir? İşte hastane ziyaret etmem. İlk defa hastaneyi ziyaret ediyorum. Yani akıl hastalıkları hastanesini ilk defa tıp fakültesindeki meslektaşlarımla ziyaret etmekteyim. Yani Türkçe'ye en güzel nasıl uyarlarsanız o şekilde tercih edebilirsiniz. Evet, vakad istakbelene hunake tabib mühennet ellezi ihtemme bina. Evet. Vakat mazinin önünde neydi arkadaşlar? Kesinlik katıyordu. İstakbelene. Evet, bu fiil üzerinde durdum arkadaşlar. Bakın buraya yazdım. İstakbelne, istakbelene arasında fark var. Bakın istakbelne dediğim zaman na, istakbelene dediğim arasında na'ların farkı ne arkadaşlar? Şu iki na arasındaki farkı bana söyleyin. Biri fail, biri meful. Evet, harikasın Emine. İstakbelne dediğim zaman biz karşıladık. Dolayısıyla buradaki na fail. İstakbele o na bizi karşıladı dersem buradaki na da meful zamir oluyor. Bu değişikliği nereden görüyorum? Lamın üzerindeki hareketten görüyorum. Burada ince bir ayrım söz konusu. Evet, bizi orada kim karşıladı? Tabip, bir doktor. Adı ne? Mühennet. Ellezi, nasıl bir doktor? İhtemme bine. İhtimam, önem. Yani bize önem gösteren, ilgi gösteren Mühennet isimli bir doktor bizi orada karşıladı. Ve arrafene aksamel müsteşfe. Arrafe, yuarrifu, tarif. Arife, tarif gerekmez. Arif, tarif yani tanıtmak. Neyi tanıtıyor? Aksam, kısım. Yani hastanenin bölümlerini, kısımlarını bize tanıtıyor. Evet, tabii şu an içinde delilerin olduğu bir hastaneye giriyorlar. Burada ben bir iki hadis deyim örneği de yazmışım. Bu vesileyle onlara bakalım. Mesela bir hadis var arkadaşlar. Rufi'al kalemu an feles. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Yani üç kişiye kalem işlemez. Kalem günah yazmaz. Kim onlar? Ennaim hatta yestayqiza. Kim? Kime günah yazılmaz? Uyanana kadar. Uyanana kadar uyuyana. Uyuyana. Uyuyan kişi. Evet. Ve anis sabi hatta yehtelim. Çocuk yani, mu? Çocukla ilgili bir şey var mı? Evet. Yani ergenlik çağına gelene ergenlik kadar da çocuğa. Çocuğa. Ve anil mecnun hatta yakulu. Deliye. Evet. Akledinceye kadar da deliye. Ne denir? Günah yazılmaz demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de deliyle ilgili Türkçemizde ilginç deyimler vesaire var. Şu çok hoşuma gider. Delinin biri kuyuya taş atmış, yüz akıllı çıkarmaya çalışmış. Bu ne demek istiyor sizce? Hocam şunu sorgulamak lazım. Kim deli? Ya da deliler. Aa, güzel. Yani bazen bir deli akıllıdan çok daha iş yapıyor. Akıllı deli gibi hareket edebiliyor. Yani her deli her zaman deli değil, her akıllı her zaman da akıllı değil. Yani her insanda bir delilik olduğunu görebiliyoruz hocam. Tabii bunu insanlar maalesef dile getirmeye korktukları için ben her insanda bunu görebiliyorum. Onu da söyleyeyim yani. Bende ne gördün delilik? Biraz Hocam her insanda vardır yani. Tabii bu deli kavramı çok şey gözüküyor da. Delirdim. Deliye döndüm. Deli divane oldum. Var mı bende bir delilik yönüm? Derse mi deliyim?
Yani mesela tabii ki bu tarafı çok güzel yani. Bu açıdan bakmak lazım bence. Evet. Kendinde delilik yönün var mı? Nelerde deli gibi davranıyorsun? Hocam ben ilmi çok seven biriyim. Yani elhamdülillah buna çok şükür ediyorum. Bu Rabbimin lütfu. O yüzden belki bir delilik varsa bu konudadır yani. Ama kötü bir şey değil yani. Evet. Ben mesela bu eleştiri yani konu çok farklı ama çok alakadar görüyorum. Eleştiri kavramını da biz toplum olarak kavrayamadığımızı düşünüyorum yani. Özellikle. Eleştiri kavramı çok faydalıdır insanlara. Yani bizde bence kavram sorunu var genel olarak. Yani onları tam algılayamadığımızı düşünüyorum yani. Eyvallah. O zaman sen Arapçada deli divane oluyorsun. Arapçada deliye dönüyorsun. Arapçayı deli gibi seviyorsun. Geri kalanları istisna. Başka ne varmış? Deli saçması diyormuşuz. Delinin zoruna bak diyormuşuz. Deliye her gün bayram. Arapça bir şeyler aradım bulamadım pek ama mesela deliye her gün bayram ifadesi şu. Küllül eyyam e'yâdün bi nisbet ilel mecânin. De ne diyor? El-gadab, senin dediğim noktaya geleceğiz. El-gadabu huve cunûnun muhakkat. Yani sinirli olmak da öfkeli olmak da geçici bir deliliktir. Yani insan sinirli olacağında sinirli olduğunda ne yaptığını bilmediği için o şekilde yorumlayabiliriz. Evet şimdi hastanenin bölümlerine gelelim. El-bina fi thelâs aksâmin reisiye. Evet binanın yani akıl hastalıkları hastanesinin 3 bölümü var. Reis yani ana temel yani başlıca 3 bölümü bulunmakta. Şimdi bunları bize anlatacak. El kısmül evvel, kısmü sani ve kısmü salis 3 bölümde anlatıyor. Neymiş onlar? Ra'eytu fihi eşhasan basitin ve hadi'in. Evet gördüm fihi o bölümde eşhasen yani ricalen İnsanlar gördüm basit. Basit insanlar. Hadi'in. Sakin. Hudu. Sakinlik. Yani sakin. Basit. Sade. İnsanlar gördüm. Yani çok böyle saldırgan değil. Kendi halinde. Etliye sütlüye karışmayan kişiler gördüm. Fese'eltu ehadehüm. Tabi onlara sormuş. Soru sorabildiğine göre az çok ne denir? İrtibat kurabildiğimiz bir kişi. Yani iletişimi az çok sağlayabiliyoruz. Merak edip ne yapıyor? Onlardan birine sordum. وَمَاذَا تَفْعَلُ هُنَا? Sen burada ne yapıyorsun? فَقَالَ لِي Bana dedi ki اَتَيْتُ اِلَى هُنَا لِيُعَالِجَ بَعْدَ الْمَجَانِينَ اَتَيْتُ حَضَرْتُ Yani geldim nereye? Huna buraya. Hastaneye muhalece yani tedavi etmek için ba'del mecanin bazı delileri yani kendisi deli olmasına rağmen deli olduğunun farkında değil delileri tedavi etmeye geldiğini söylüyor. Yani deli olduğunu anlıyoruz bu ifadeden. Unuttuğumuz bir şey var mı? Evet bu arada deli kelimesi mecnun arkadaşlar. Cünne kelimesinden geliyor. Ona en yakın kelime de zaten cin. Cin kelimesi. Hatta deriz ya cinnet geçirdi. Cinlenmek. Yani çoğu zaman delirmenin arkasında işte şeytanın, cinlerin esiri olan insanın beynini ne denir? O varlıkları kaptırması olarak da yorumlanıyor. Yani insan ne denir? Bir kale gibi bedenen ruhen Allah hem vücutta hem vücut haricinde ne denir? Melekler olsun, sağlık olsun vesaire bir sürücü koruyucu unsur koymuş. Ama insan yaşamıyla, hareketleriyle bu kalkanı kaldırdığı zaman onların hedefi haline geliyor. Hedefi haline gelen kişinin de ne denir? Cinlenmesi söz konusu oluyor. Oradan uyarlanarak mecnun denmiş, cinlenmiş. Yani deli diyoruz kısaca. Oradan da bağ kurabilirsiniz. Evet devam edecek olursam. وَرَأَيْتُ بَعْضَهُمْ
Yasharu minel ahar. Evet, burada arkadaşlar sahira fiili var. Bunu sihirle karıştırmayalım. Sihir arkadaşlar noktasız ha. Sihr. Sihr. Bu sahira. Sahira minle kullanılıyor. Min deyince dendan diye yorumlamayın. İle alay etmek. Kur'an-ı Kerim'de de Nuh Aleyhisselam kıssasında bakın nasıl geçiyor. Estaizu billah ve yasna'ul fulke. Yani Nuh Aleyhisselam gemiyi yapıyordu. Ve kullemâ merra aleyhi mele'un min kavmi. Her ne zaman kavminden bir topluluk ona uğrasa sehirû minhu. Onlar alay ediyordu. Kale dedi ki Nuh Aleyhisselam onlara in tesharû minnâ. Şayet siz bizle alay ederseniz ve inna biz de nesharu minkum biz de sizle alay ederiz. Kema tesharun sizin bizle alay ettiğiniz gibi. Evet, sahira kelimesini bununla ilgili bir ayet mi şey yapmıştım? Bununla ilgili bir dinletimiz var. Şöyle Kur'an-ı Kerim'e de bir kulak verelim biraz. Evet, bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'le de biraz haşır neşir olmuş olduk diyelim. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak nereden yola çıkmıştık? Sahira min. Evet, ra'eytü gördüm. Ba'dahum onların bir kısmının yesharu alay ettiğini minel ahar diğerleriyle. Yani bir kısmı da bir kısmıyla ne yapıyor? Alay ediyor. Ve yasifuhu vasafe yasifu vasfetmek. Tanımlamak. Yani deli olan kişi diğerini nasıl tanımlıyor? Bi ennehu mecnun. Yani onlar o mecnundur, delidir. Kendisi delil değil, başkası delildir. Ve şahsen diğer bir kişi de yakulu denene diyor ki, bize ne diyor? İnne enişten lem yusbih alimen. Senin enişten bir bilim adamı değildi diyor. Bel mecnunen. Aksine enişten deliydi diyor. Sümeyya, doğru bir çevirimi yaptım. Hayır hocam. Doğrusu ne? Enişten değil, Einstein. Ha, doğru, evet. Enişte nereden çıktı ya? Yakıştırdınız aslında hocam. Ama güzel oldu hocam. İyi mi oldu? Evet. Evet. Bir diğer kimse de ne diyor? Einstein. Lem yusbih olmadı alimen. Bir bilim adamı alim değildi. Olmadı. Bel aksine deliydi. Yani Einstein'ın bilim adamı olmadığını, aksine deli olduğunu bize söylemiş. Ve şahsen bir diğer kişi de zehebe yuhaddisu gitti. Haddese yuhaddisu konuşmaya zümelae. Yani kendi akranlarıyla, meslektaşlarıyla konuşmaya gitti. Ne diyerek? Bi ennena minel fada. Biz uzaydan geldik. Ve gayrahum. Onlar dışında birçok kişi var. Yani birbirlerine deli diyorlar. Diğeri Einstein'ın bilim adamı olmadığını, deli olduğunu. Bir diğeri grubun ise bizim, yani kendilerinin uzaydan geldiğini savunuyorlarmış. Evet. Şu bölüm bitsin. Ha ula il marda yec'alunke tadhaku ahyanan ve yec'alunke tetellemu ahyanan ukhra. Evet, dünden önceki metin dersinde ceale normalde kılmak, yapmak, yaratmak anlamları var ama kendisinden sonra fiil gelirse onu ettirgen yapar dedik. Burada dahike kelime anlamı gülmek ama ceale ile olursa güldürmek. Tetellemu acı çekmek. Ceale ile olursa acı çektirmek. Ettirgen yapacağız arkadaşlar. Ha ula'il marda o hastalar yec'alûneke tadhaku seni güldürürler. Yani şöyle çevirmeyeceğiz. Onlar seni güler kılmaktadır. Böyle bir çeviri olmaz. Onlar seni güldürmektedir. Ahyanen bazen ve onlar bazen de seni üzmektedir. Yani sana acı çektirmektedir. Ahyanen uhra. Bazen güldürmekteler, bazen de acı çektirmekteler. Yani acı çektirmekten kasıt
deli oldukları için üzülüyorsun hallerine. Sen de üzüntüye sebep oluyor. Evet, şimdi konumuz yarım kalmasın. Ara verelim. 39 geçiyor. 50 geçe kalan kısım, yani ikinci bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Biz de hocam. Biz de hocam. Evet, ikinci dersimize hoş geldiniz. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam hocam. Evet, kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz. Evet, en son ikinci bölüme gelmiştik arkadaşlar. Emmel kısmü thani. Evet, ikinci bölüm ise dikkat edin. Dün F'lerden birini görmüştük. Bu da emma'ya yapışık gelen F arkadaşlar. Yani şart koşuyor, cevap veriyor. İkinci bölüm ise feraytu fiha marda musabin bil kusuri dimaghi. Evet, orada ne görmüş? Hastalar. Musabin, esabe, yusibu, esabe ne denir? İsabet etmekten geliyor. Musab, isabet etmiş. Yani yaralı, vurulmuş anlamlarında. Burada kendisine ne bulaşmış? Bil kusur dimaghi. Kusur, kasara, kısalmak, küçülmekten gelen bir kelime arkadaşlar. Burada demans, beyin küçülmesi, beyin körelmesi, bunama, yani beynin eski zindeliğinin, canlılığının yitirilmesi nedeniyle hayata dair bazı durumlarla kişinin sıkıntı yaşaması. Yani bunlar beyin körelmesine maruz kalmış hastalarmış. Feteş'uru ennehum, şimdi onları anlatıyor. Onların yaşamı nasıl oluyor? Feteş'uru ennehum kel etfalil muhtacin ila men ya'teni bi nazafetihim bi şeklin müstemir. Evet, bir şeklin müstemir de not almıştık. Bir şeklin müstemir, bir şeklin kalıbı daha önce geçmişti. Şeklinde, şekilde gibi anlamı var. Müstemir olursa devamlı bir şekilde, bir şeklin seri hızlı bir şekilde, bir şeklin seyi kötü bir şekilde diyebiliriz. Buna göre teş'uru hissedersin. Ne hissedersin? Ennehüm onların ne olduğunu, kel atfal çocuklar gibi, muhtacin muhtaç çocuklar gibi hissedersin onları. İle men, neye ihtiyaç duyuyor bunlar? İle men, kimseye. Buradaki men arkadaşlar ismi mevsulümüz, çünkü burada bir soruluk bir durum yok. Soru edeti olsa cümlenin başında gelir, sonunda soru işareti olur. Dolayısıyla bu neden arkadaşlar? İsmi mevsullerden, mamen grubundan, has ismi mevsul değil, müşterek ismi mevsul olarak gelmiş. Kimseler kim? Ya'teni, bakımını yapan, bi nezafetihim, yani onların temizlik işleriyle ilgilenen, bi şeklin müstemir, devamlı bir şekilde onların temizlik işleriyle ilgilenen kimselere ihtiyaç duyan çocuklar gibidir. Evet, oraya girdiğimiz zaman ikinci bölüme beyinde, yani yaşlılıkla veyahut da hastalıkla beraber beynin zayıflaması, körelmesi, küçülmesi nedeniyle insanoğlu bir nevi çocukluğuna dönüyor. Bir çocuk nasıl, ne denir, anneye, dadıya, birilerine ihtiyaç duyuyorsa, bu insanlarda beyin fonksiyonlarının körelmesi sonucu bir çocuk gibi sürekli temizlikleriyle ilgilenen çocuklara dönüyormuş. Bu da ikinci bölümdeki hastalar arkadaşlar. Üçüncü bölüm ise emmel kıtmü thâlis felem netemekken min duhûli.
لأن فيه مرضى عدوانيين لم ندخل إليهم ولم نرهم فهم بحاجة إلى عناية خاصة. Evet, burada arkadaşlar temekkene min kalıbı önemli. Bunun üzerinde örnek göstereceğim. Bir de arkadaşlar lem ve lem kalıbı. Bu ikisi önemli kalıplardan. Burada örnek yazmışım konunun daha iyi kavranılabilmesi adına. Temekkene min ve hatta muzarisi yetemekkenü minle kullanılıyor arkadaşlar. Eş anlamlısı istata'a. Yani yapabilmek, gücü yetmek anlamında kullanıyoruz. Min'den sonra genellikle mastar geliyor. Mesela basit bir örnek. Etemekkenu min resmi veçhi insan. Yani bir insan yüzü çizebilirim. Yani istati'u ersume veçhi insan. İstata'tu gibi ne yapabiliyorum? Ebilmek. Burada tekrar edecek olursam. Min harfi ceri, ondan sonra mastar kullanıyoruz. Bunun kökü mümkün kelimesine gidiyor. Unuttursanız ona bakın arkadaşlar. Yani bir şey mümkün, yani bir şeyi yapabilirim anlamında mümkünlüğü ifade ediyor. Buradan yola çıkarsak, burada tabii başta bir de ne kullanılmış? Lem. Tabii bu ünitenin konusu arkadaşlar. Lem, lemma, li, la gibi cezmeden edatlar. Daha henüz onu görmedik ama anlamca biliyoruz. Lem, medi, madı. Ne demekken? Bilmedim. Min duhuli. Duhul girmek. Yani giremedim şeklinde ne yapabiliriz? Burayı yorumlayabiliriz. Felem, ne demekken min duhuli. Biz oraya giremedik. Yani üçüncü bölüme giremedik. لِأَنَّ ف۪يهِ مَرْضَ عُدْوَانِيِّينَ Çünkü orada ne vardı arkadaşlar? Köküne gidelim. Ada fiilinden türemiş bir kelime. Ada saldırmak demek. Sinirli. Buradan Bakası. Karşımıza gelen bir başka kelime. Adu, düşman. Düşman nedir? Hep saldırır. Udven, düşmanlık demek. Kitabımızın kullandığı kelime udveni, yani saldırgan. Saldırgan kelimesi arkadaşlar. Çoğunu kullanmış orada. Saldırgan hastalar. Çünkü orada kimler var? Saldırgan hastalar var. Udveniyin. Diğer önemli cümlemiz ise lem nedhul ileyhim ve lem narahum. Genellikle öğrenciler cümlenin bütününü düşünmediği için burada diyor ki lem medim adı. Tek tek çeviriyor. Şu iki yapıyı birbirine bağlayamıyor. Eğer böyle tıkandığınız bir şey olursa bakın iki olumsuz arka arkaya vavla gelirse bu durumda ne de şeklinde çeviriyoruz. Bunun en güzel örneği çok kullandığımız tabirlerde görebiliriz. Mesela la havle ve la kuvvete illa billah. Yani la olabilir, lem olabilir. Len olabilir. Yani önemli olan iki olumsuzun tekrar etmesi. Burada nasıl çeviriyoruz? Bakın. Allah'tan başka ne güç ne de kuvvet vardır. Lem yelit. Yani birebir kelime kelime çevirseniz şunu dersiniz. O doğurmadı ve o doğurulmadı. Ama lem ve lem ikisini bir arada gören biri daha güzel bir şekilde çevirebilir. Ne der? Allah ne doğurdu ne de doğruldu. Ne de kalıbı arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Genellikle bu ıskalanıyor. Cümlenin tamamına bakmadığı için öğrenci tek tek kelime kelime medim madı falan yazdığı için bazen cümleyi bazen parçayı bütün ne yapmak lazım? Yorumlamak lazım. O zaman lem nedhul ileyhim. Buradaki hüm bu hastalara gidiyor. Yani ne onların yanına girdik ve lem nerahum ne de onları gördük. Yani bırak girmeyi göstermemişler bile. Yani uzaktan da olsa görmemişler. Ne onları gördük ne de yanlarına girdik. Tabii bu lem
Cezmeden edat kurallarını göreceğiz. Burada lem neduhul mesela burada cezmetmiş. Burada ise illetli harfle bitiyorsa sondaki illet harfi düşüyor. Bunu da inşallah yarınki dersimizde görmek nasip olacak. Evet, fehum bi hacetin ila inayetin hassa. Onlar neye ihtiyaç duyuyor? Özel bir bakıma ihtiyaç duymaktadırlar şeklinde. Nasıl yırtıcı hayvanlar, aslanlar, ayılar özel bir şekilde ilgilenmek gerekiyor. Bunlarla da bu şekilde ilgilenmek gerekiyormuş. Var mı buraya kadar sorusu olan? Evet, yoksa devam edelim. Evet, şimdi hastane ziyareti bitti. Şimdi sonuca geldik. Sonuçta da öğrenci veyahut da orayı ziyaret eden kişi yorumunu, yani düşüncelerini, hissiyatını bizle paylaşacak. Ve indemâ haracne kultu li sadîkî ziyâd elhamdülillâhi alâ ni'metil akli. Evet, çıktığımız zaman, evet burada bir şart koşuyor. Çıktığımız zaman kultu dedim li. Kale arkadaşlar, birine bir şey dediğimiz zaman lamla kullanılıyor. Dikkat edin. Kultu li sadiki, kultu li Ahmet, kultu li Ebi. Buna dikkat edelim. Arkadaşıma, arkadaşım kim? Ziyad. Arkadaşım Ziyad'a ne dedim? Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Ne konuda? Ni'metil akli, akıl nimetinden dolayı Rabbimize hamdolsun. Neden bu sonuca gidiyor? Çünkü o hastanedeki hastaneler akıllarını kullanamadıkları için dışarıdaki insanlar tarafından tuhaf karşılanır vaziyetteler. Evet, burada nimet kelimesi geçmiş arkadaşlar. Birbirine karışabilecek kelimeleri not aldım. Ne'am biliyorsunuz evet anlamında. Ne'imen neydi? Sıhhatler olsun. Evet, hamam parçasında görmüştük. Ne'imen. Ni'me. Ni'me bilen var mı? Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Evet, hocam, ne güzel. Evet, ne güzel, güzel demek. Hocam. Ne güzel demek. Ni'metün. Nimet çoğulu. Ni'am. Ni'am, nimetler. Fî cennetin ne'im. Nimetlerle dolu cennettedirler. Dolayısıyla bunları da yan yana göstermiş olduk. Evet, fehiye min ekber ni'amillahi alel insan. Evet, ni'metün çoğulu ni'am. Evet, fehiye yani akıl. Gördüğünüz gibi müennes kabul edilmiş. Öyleyse akıl nedir? Min ekber. Ekber ismi tafdil. En büyük nedir? Allah'ın nimetlerindendir. Kime? İnsana. Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük nimetlerden biridir akıl şeklinde söyleyebiliriz. Ve kâle Ziyad. Ziyad dedi ki, o da cevap veriyor. Elhamdülillah. Evet, elhamdülillah. Bakın burada ne'am, ni'metün, ni'am birbirine benzeyen kelimeler yan yana. Ve ba'de hâzihi ziyâra edraktu ceyyiden ehemmiyete vücudi hâzel müsteşfe. Evet, burada edrake, Türkçe'de geçmiş, idrak etmek. Yani fehime, anlamak anlamında kullanılmış. Ziyad da ne diyor arkadaşlar? Bu ziyaretten sonra edraktu, anladım. Ceyyiden, iyi bir şekilde ehemmiyete, önemini, vücudu hâdel müsteşfe, bu hastanenin varlığının önemini çok iyi bir şekilde anladım. O da yani her ikisi de aynı sonuca ulaşıyor. Yani her ikisi de aynı sonuca ulaşıyor. Fehüve yukaddimu lihâ ulâ'i el meskene ve ta'ame ve şerâbe vel inayete sıhhiyetil ceyyide. Evet, hastanenin
durumundan bahsediyor. Hastane ne yapıyor arkadaşlar? Yukaddimu sunmakta. Kaddeme yukaddimu takdim. Sunmaktadır. Li kime? He öyle o insanlara. Ne sunmakta arkadaşlar? Mesken. Evet, mesken kelimesi gördüğünüz gibi sekeneden geliyor. Sekene neydi? Oturdu. Evet, sekene oturmak. Tabii buradaki oturmak sandalyeye, koltuğa oturmak değil. Genel bir yerde ikamet etmek. Tabii bu kelimeyle ilgili karşımıza çok kelime geldi. Sekene oturmak. Oturan kişiye sakin diyoruz. Çoğulu sükken. Sükkenül fada demiştik. Uzaylılar. Meskun. Meskun kelimesi de geçmişti. Meskun mahal. Yani yerleşim olan yer. Miskin çok kullanıyoruz. Miskin zavallı. Yani oturuyor, iş yapmıyor. İş yapmayan kişi için kullandığımız bir şey. Müsekkin. Sekkene yüsekkinu. Sakinleştirici. Mesken ise oturulan yer. Oturulan yer anlamında. Evet, görüyorsunuz bir kelimeyle 7 tane kelimeyi ne yapabiliriz? Bu sayede yorumlayabiliriz. Evet, o yani hastanemiz o kişilere oturulacak yer, yemek, içecek ve inayete sıhhiyetel ceyyide iyi bir sağlık bakımı sunmaktadır. İyi bir sağlık bakımı sunmaktadır diye söylüyorum. Var mı sorusu olan buraya kadar? Evet, bu vesileyle akılla ilgili de, yani deliliğin zıttı akıl. Akılla ilgili de bazı sözleri derledim. Bakalım akıl İslam'a göre ve hatta atalarımıza göre nasıl bir bakış açısıyla değerlendiriliyor. Mesela Estaizu billah inna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum taqilun. Evet, Arapça ile akıl arasında bir bağ var arkadaşlar. Biz Kur'an-ı Kerim'i Arapça bir kitap indirdik. Ta ki taqilun, akledesiniz. Yani hem Kur'an-ı Kerim'in hem de Kur'an-ı Kerim'in Arapça ile bir arada olması insanın aklına katkısı olduğuna dair bir ayet görüyorsunuz. Dolayısıyla Arapça öğrenip Kur'an'la bağ kurmayan kendinden şüphe etsin. Yani eksik kalır. Birçok şey eksik kalır. Dolayısıyla o bağı kurmaya çalışın. Kur'an'ın birçok yerinde şu da çok geçer. Efele taqilun, efele yetedebberun. Yani düşünmüyor musunuz hep? Aklı kullanmaya nedir? Bir davet var. Yine bir hadiste el cennetü miyetü derece. Cennet 100 derecedir. Tis'a ve tis'une minhâ li ehlil akli. 99'u aklını kullananlar için. Ve vahide lisairin nes. Ve bir tanesi nedir? Kullanmayanlar içindir. Yani aklını kullanan insanlar cennete gidebileceğinden ne yapıyor arkadaşlar? Bahsediyor. Yani zeki olan değil, akıllı olan. Akıllı olan, yani dünya hayatının görünen değil, görünmeyen şeylerini, yani akleden, kullanan ne yapıyor? Cennete giriyor. Evet. Bir diğer hadiste hatibun nas ala kulihim, insanlara akıl seviyelerine göre hitap edin demiş. Evet, burada da yani dolayısıyla her insanın aklının bir olmadığını anlıyoruz. Özellikle biz gibi öğretmen, imam, siyasetçi vesaire, yani insanlara mesaj ulaştırmak isteyenlerin dikkate alması gereken bir söz oluyor. Biz sizin akıl seviyenize göre hitap edebiliyoruz mu arkadaşlar? Yoksa çok üst perdeden mi gidiyoruz? Öz eleştiri alabiliriz kendi adımıza. Çıtayı çok çıkartmıyoruz inşallah. Şimdi diyorsunuz çıtayı yükseltiyor deseniz biz akılsız duruma düşüreceğiz. Düşürüyor deseniz bu sefer farklı bir şey olacak. Cevap mı veremiyorsunuz?
Evet. Diğer bir söz. İnsanun bila aklin, timsalun bila ruhin. Akılsız insan ruhsuz heykel gibidir. Yani robottan ne denir? Heykelden farkımız kalmıyor. Aklımızı kullanacağız. Üç, aptallarda olduğu gibi aklını kullananlar her zaman kazanırlar. La gina kel akli ve la fakra kel cehli ve la mirata kel edebi. Akıl gibi zenginlik, cehalet gibi fakirlik, edep gibi miras olmaz. Bir ayette de Estaizu billah inne fi halqis semavati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nehar le ayatin li ulil elbab. Evet, yer ve göklerin yaratılışında, gece ile gündüzün ihtilafında akıl sahipleri için ne vardır? Ayetler, mucizeler, deliller vardır diyor. Evet, akıl boyutu bu arkadaşlar. Dil öğrenirken de hayatımızın hangi aşaması olursa olsun bizler hayvan değiliz, bizler deli değiliz, bizler bitki değiliz. Bizler akıl nimetiyle donatılmış kişileriz. Dolayısıyla bunu her türlü kullanmamız gerekiyor. Evet, soruları şöyle ne demek istiyor bir bakalım. Mâdâ şâdâ aleyhîn ve zümelâ'ı fî kısmîn evvel minel müsteşfe. Birinci bölümdeki gözlemleri soruluyor. Amme se'er aleyhîn ahedel mecân fil kısmîn evvel. Birinci bölümde Ali'nin delillerden birine ne hakkında sorduğu ve onun ne cevap verdiği soruluyor. Üçüncüsünde limâdâ lem yetemekken aleyhîn ve zümelâ'ıhû min duhûl kısmîs sâlis. Üçüncü bölüme neden girilemediği soruluyor. Bunları parçadan bulursunuz. Evet. Üktüb kemâ fin nemûzeç. Yusbihu Einstein âlimen. Yusbihu Einstein mecnûnen. Evet, iki cümle var. İkisi de ortak noktaları var. Sadece şu kısım değişmiş. Nasıl yapacağız? Olumsuz kurup, yani sanki yanlış bir şey söylemişiz gibi belle düzelteceğiz. Belle düzelteceğiz. Yani Einstein bilim adamı değildi. Aksine, arkadaşlar bu bel Türkçe'ye de geçmiş. Bilakis diyoruz ya. Bilakis, oradan hatırlayın. Bel aksi şeklinde. İkisi de Arapça bir kelime. Oradan hatırlayabilirsiniz. Aksine neydi? Deliydi. Evet, buna göre yedrusu mahir tıbbel uyun, yedrusu mahir tıbbel asab. Mahir göz doktorluğunu okuyor. Mahir nöroloji, yani sinir doktorluğunu okuyor. Kim yapmak ister? Evet, başta lem, ikinci cümlede bel kullanacağız. Ben yapayım hocam. Buyur. Lem yedrus mahirun tıbbel uyun, bel yedrusu tıbbel asab. Evet, güzel. Şunu da göndereyim. İki cevabını açalım. Efendim, yu'alicu tabibul esnane selime, yu'alicu tabib el esnane nakhira. Selim, sağlıklı demek. Nakhira, çürük demek. Yani sağlıklı dişleri tedavi ediyor, çürük dişleri tedavi ediyor. Kim yapar bunu? Yapan yoksa yapayım mı hocam? Evet, Hülya, sen yaparsan yapan biri olacak inşallah. Lem yu'alic et-tabibul esnane selimete bel yu'alicu et-tabibul esnane nakhira. Evet, güzel. Evet, gerisini açıyorum. İşte ne denir? Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi üzerinden gitmiş. Burada da yeme içme demiş. Burada da kişisel bakım sunmaktan bahsedilmiş. Bunlara bakabilirsiniz. Evet, demin üzerinde durduğumuz kalıp var arkadaşlar. Lem ve lem kalıbı. Ne, ne de kalıbı. Ne o içeri girdi, ne de hastanedeki hastaları gördü. Bunlarda da ne yapacağız? Ne yedi, ne içti. Mesela birincisini ben yapayım.
Lem ekül. İşte ne diyeyim? Lem ekül. Ne yemedim? Kebap. Ve lem eşrab. Ve lem eşrab el halib. Ve lem eşrab el ma. Ve lem eşrab el miyah el gaziye. Yani ne kebap yedim ne de bir şey içtim şeklinde yaptığım. Evet. Darastu necahtu. Ne çalıştım ne başarılı oldum. Kim yapar? Yapayım mı hocam? Evet Hülya. Lem edrus ederse ve lem encah fil imtihan. Evet. Mesela. Güzel. Ne çalıştım ne başarılı oldum. Evet. Zehebet. Zehebtü kabeltü. Ne gittim ne görüştüm. Yapayım mı hocam? Buyur Alperen. Lem tezheb ve lem tugabilil muallime. Evet güzel. Evet diğerlerini açıyorum. Ne oynadı ne de maçta kazandı demiş. Ne işittik ne izledik. Ne, yani dün ne işittik ne bir kimse gördük demiş. Ne bindik ne trenle yolculuk yaptık diye söylemiş. Evet burada yeni konumuza kadar başka metinle ilgili bir şey var mı? Yok. Evet, yeni metnimize geldik. Bir şey unuttum mu? Unuttum. Evet, şimdi şunu da kapanışta yapalım. Delillerle ilgili meşhurdur. Fıkralar anlatılır. Böyle birkaç tane buldum. Beraber bakalım. Mecnunen ahaduhuma yudahin. İki deli varmış. Biri sigara içiyormuş. Mecnunen ahaduhuma yudahin. Fakale el mecnun ellezi yudahin. Sigara içen bir deli lil ahar. Diğerine dedi ki hel yumkinuke. Mümkün müdür? Entesira yürümen ala hattı duhan. Duhanın çizgisinde yani dumanın yani duman üzerinde yürüyebilir misin? Ellezi yahrucu min sigareti yani benim sigaramdan çıkardığım duman üzerinde yürüyebilir misin diye soruyor. Fekal o da dedi ki ona ve hel ene mecnun ben deli miyim? Yef'ale zelek bunu yapacak. Femâzâ sehe yehullu bi in etfa'te sigaretek. Burada ne diyor arkadaşlar? Vuruş cümlesine. Femâzâ seyehullu bi in etfa'te sigareteke. Etfa söndürmek, itfaiyeden hatırlayın. Sigara, sigara. Yani evet sizden bekliyoruz. Her şeyi biz yapmayalım. Yani yoksa canlı dersin bir anlamı yok. Tabii zaman sorunu da yaşıyoruz. Sizi bekleyene kadar. Evet şayet sigaranı sen söndürürsen ne yapacağım diyor. O da öyle bir cevap vermiş. Evet. Burada ise bakalım ne var? Alime müdir ehadil müsteşfiyatil emradil akliye. Yani akıl hastalıkları hastanesinin birinde bir müdürün biri neyi öğrendi? Enne ehadel marda. Hastalardan birinin en kaza hayata maridin ahar. Bir diğer hastanın hayatını kurtardığını. O hasta da ne yapıyormuş? Rama nefsehu bin nehir. Kendisini nehire atmış. Muhabilen lil intihar. Yani intihar etmek için. Yani intihar etmek için kendini nehre eden bir hastayı bir delinin kurtardığını müdür öğreniyor. Festadahu ile mektebi. Ve onu ofisine çağırıyor. Ve kâle lehu. Müdür ona diyor ki inne meleffeke ve tasarrufukel butuli. Yani senin bu dosyan ve kahramanlık dolu davranışın yahtümü aleyne en nesmi haleke bil avdeti ile menzilik. Yani senin evine dönmene müsaade etmemizi ortaya çıkarıyor. Vel mü'sif ennel racülü lezi enkastehu intahara ba'de zâlike bi enne şenaka nefsehu bil habl. Ama diyor ki üzücü olan da şu senin kurtardığın adam kendisini
ipe bağlamış. Kendisini ipe bağlayarak intihar etmiş. Kâlel marid, bu deli de cevap veriliyor ki la ya seyyidi, hayır efendim öyle değil. Lem yentahir, o intihar etmedi. En allaktuhu, ben onu astım bil habli, ipe. Aşen, bu lehçede geçiyor, için. Yenşef, yani kuruması için. Onu kuruması için ipe asan benim. Yani müdür deliliğinin gittiğini sanıyor ama halbuki son dakikada deliliğini gösteriyor. Bir diğerinde ise evet, fî merrati mecanin fî müsteşfel mecanin, yani bir keresinde akıl hastalıkları hastanesinde deliler karraru, karar verdiler, ele hurup, kaçmaya, minel müsteşfe, hastaneden. Kale zaimuhum, onların liderleri. Benim soyadım ne arkadaşlar? Zaim, komutan, lider. Evet, onların liderleri, o kaçan grubun liderleri dedi ki İsma'u, dinleyin. Ruh, natla, yani ayrılacağız. Yani gideceğiz buradan. Nümsikül haris, önce haris bekçiyi tutacağız. Ve narbiti, onu bağlayacağız. Ve min sümme nehrab, abral beb, sonra kapıdan kaçacağız. Fe indeme haracu, onlar hapishaneden çıktıkları zaman lem yecidül haris, bekçiyi göremediler. Orada bekleyen kimse yok. Ve kale zaim, bunun üzerine liderleri dedi ki şebab, ey gençler, feşiletil hutta, planımız boşa çıktı. El haris mu mevcut, yani bekçi yok. O zaman geri dönelim diyor. Deli ya bunlar. Gülüyorsunuz mu? Hiç gülme sesi gelmiyor. Mikrofon kapalı bir hocam. Yoksa gülüyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar 3 tane Türkçe fıkra var. Birini ben okuyup tercüme edeceğim. Birini sizden isteyeceğim. Yani şu an. Birini de ödev olarak isteyeceğim. Mesela bir kedi daha. Evet. El unven hune el kıtta ethaniye, akıl hastanesinden kaçan iki deli. El mecnunen harabu harabe minel müsteşfe el emrad el akliye, karşıdan gelen bekçiyi görünce. İndeme raeye el haris ellezi ye'ti min cihetil mukabile, iri gövdeli bir çınarın arkasına saklandılar. İhtefeye halfe eşşecara eddahme, bekçi yani el haris onların ayak seslerini işitmişti. El haris semi'a savte akdamihim, sordu yani se'el el haris, kim o, men hunek, men ente, men huve. İçlerinden biri kedi gibi miyavladı. Vahid minuhum mislül kıtta astara savten miyav miyav. Bu başarılı miyavlamadan sonra, yani ba'de hâze el esvat müteşâbihe savtel kıtat, sonra bekçi yürüp gidiyordu ki yani el haris tâbe'a fî seyrihi, delilerin ayakları altındaki yapraklar hışırtadı. Yani el evrak elleti tahtel mecanin astara savten, bekçi geri dönüp yine seslendi. El haris raca ilel vara ve saha min cedid, kim var orada, men hunek, ikinci deli cevap verdi. El mecnun ethani radde aleyhi, bir kedi daha. El kıtta ethaniye diye cevap veriyor. Bakın Türkçeden Arapça'ya çevirdik. Evet, bunu çevirebilecek var mı kendine güvenen? Mesela şu an akıl hastanesinde koğuşları gezen başhekim. Nasıl deriz mesela arkadaşlar? Başhekim mesela nedir? Tabip ama başı demiş. Raisul etibbe. Ne yapıyor bu? Sizden de destek gelsin. Yetecevvel. Ev yufettiş. Nerede? Koğuş derken. İlla koğuş dememize gerek yok. O da deriz. Guraf deriz. Aksam deriz. Akıl hastanesi ne?
akulü müsteşfa mı? Ay. Müsteşfel akulü. Evet, müsteşfa el emrad el akliye. Bir hastanın oturmuş. Mesela hasta neydi? Merit. Marada. Evet, merit. Yani oturuyor diyelim. Ne yapıyor? Yeclisu. Yeclisu. Evet. Ra'a meridan yeclisu ve ne yapıyor yeclisu ve yektubu şeyen. Şeyen. Kolay gelsin. Ne yazıyorsun? Yani kolay gelsin. Şunu diyebiliriz. Sehelallahu aleyk. Ve hatta onun yerine illa birebir çevirmeye gerek yok. Merhaben. Ne yazıyorsun? Nasıl deriz? Mada yektubu. O ne diyor? Mektup yazıyorum efendim. Ya seyyidi ektubu risale. Evet. Ektubu risaleten. Ya. Ya tura. Kime yazıyorsun? Ektubu ebi mesela. Cevap değil. Şu an soruyu çeviriyorum. Şey... Kime? Men tektub. Men tektubu. Men harfi cer almıyordu. Dolayısıyla men'in içinde zaten kime var? Men tektubu kendime. Ektubu nefsi. Ha, ektubu ila nefsi. Peki. Taban. Taban, ecel, bittabı. Ne yazılı mektuptu mektupta? Maza yucet risale. Evet, güzel olabilir. Mel mektup fir risale. İlahi doktor bey. Yani, ya ilahi miydi hocam bu? Ya ilahi diyebiliriz. Evet. Tabip. Ya eyyuhet tabip. Deli misiniz siz? Sen deli misin? Hel ente mecnun. Mektubu daha almadım ki. Lamma ıhızel risaleten. Aa, çok güzel lemmayı kullandın. Lamma ahastu er risale. İçinde ne yazdığını bileyim. Yani keyfe a'rifu ماذا يوجد في داخله gibi cevap verebiliriz. Dakikamız azalıyor. Hızlandırdım. Arkadaşlar burayı da size ödev veriyorum. Bu metni Arapçaya çevirip gruba tek mesaj halinde atın. En düzgün çeviriye bakalım. Bunu da atmıştım zaten gruba. Oradan bakarsınız. Evet, şu an ara vereceğiz. Olgunlaşıp yere düştüm ödevi. Bir sonraki dersimiz için 21.27 yani 21.40 geçe bir sonraki metinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Siz de hocam, sağ olun.